Çok kısa kendimden bahsedeyim. Kamerada bayağı bir yakınıma geldi ama ben uzun yıllardır teknoloji sektöründe yöneticilik yapıyorum. Yaklaşık 25 yıldır iş hayatındayım. Bir iş insanıyım. TÜSİAD'ın yeni adıyla. Bunun 20 yıla yakını da iki tane adamın bir garajda kurduğu ve oradan global şirkete dönüştürdüğü bir şirkette geçti. Hewlett Packard'da. Bill Hewlett, Dave Packard. Adı da oradan geliyor. İşte o zamanlar IT teknoloji falan yok. Elektronik cihazlar üreten bir şirket. Hakikaten ikisi bir garajda bir şirket kuruyorlar. Dünya çapında 120 milyar dolar ciro yapan, 200 bin kişi çalıştıran bir şirkete dönüşüyor. Silikon Vadisi'nin de ilk garaj şirketi kabul edilir ve hatta müze olarak gezilir Palo Alto, Kaliforniya'da. Ben hep o hikayeyle büyüdüm ve o hikaye beni çok etkiledi. Herhalde o yüzden son 4-5 yıldır ciddi şekilde startup ekosisteminin içindeyim. Hem mentor kimliğiyle hem de melek yatırımcı kimliğiyle. Ve bu ekosistemde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Yeni Bill ve Dave hikayelerinin peşindeyim. Tabii sadece Bill ve Dave değil, aynı zamanda Ayşe, Fatma vesaire hikayelerinin peşindeyim. Sadece erkeklere özgü bir dünya kesinlikle değil. Burada çok sayıda kadın var ve son derece mutlu edici genç kadın var. Bugün de aslında panelimizde de bir genç kadın arkadaşımız, CEO'muz olacaktı. Onun bir seyahati var. Insider'ı temsilen Muharrem burada. Yani ona da dikkat ettik ama maalesef bir kadın girişimci şu anki panel ekibimizde yok. Fakat Insider'ın co-founder'lar arasında var. Hikayenin bir parçası. Ben lafı uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi içeriği ben yaratmayacağım. İçerik burada. Sizin gitmek istediğiniz yolda yol almış. İşte Insider 5 yıl. Mehmet ve Sunay, Tarfin ve Ekmop 1,5-2'şer yıl yol almış. Arkadaşlar var. Dolayısıyla onlardan alabilecek bence dersler var veya bir rol model olarak onlara baktığınızda onların ise aktarabilecekleri içerikler var. Uzatmadan çok kısaca isterseniz Mehmet bir tur yapalım. Yani hem kendinden biraz bahsedip hem tarifini biraz anlatır mısın? Ben üniversiteden 2006'da mezun oldum. Sonra biz mezun olurken herkes ya yatırım bankacılığına geliyordu ya danışmanlık yapıyordu. İşte biz de bir furya danışmanlık yapmaya Deloitte'e girdim. Bir sene kaldım. Hani Deloitte'la alakası yok. Benim içimde bir danışmanlık şey yokmuş. Onu hızlıca fark ettim. Ayrılıp bir gübre ticareti yapan bir şirkete girdim. Amerika'da çalıştım 4 sene. Amerika'yı gezdim. Bayilere gübre satışı yaptım. Gübre pazarlaması yaptım. Aynı şirkette profesyonel olarak yine İsviçre'ye gittim. Zürih'te yaşadım bir 3-4 sene. Orada da yine gübre alıp sattım. İşte Rusya'dan mal alıyorduk, Türkiye'ye satıyorduk vesaire. Mesela danışmanlıktan gübre de ilginç bir geçiş. Evet, o da ilginç oldu ama yani danışmanlık yapmayacağımı kısa bir zamanda öğrenmiş olmam tabii benim için bir artıydı. Oraya tekrar sonra gelirim. Hani kurumsal bir yapı içinde çalışmanın öğrendiğim çok şey oldu o bir sene içinde. 2013'te Türkiye'ye döndüm. Burada yine ben tarımı seviyorum. Toprağa yakın olmayı seviyorum, üretimi seviyorum, gözle görmeyi seviyorum. Singapurlu ortaklar aldık, işte yurt dışından gübre getirdik, iç piyasada dağıtımını yaptık, işte çiftçilere daha uygun fiyatlarla ürün nasıl temin edebiliriz falan, ona kafa yorduk. Bizim bu masrafınızı ya kendi öz sermayenizden karşılayacaksınız veya bir yerden borçlanacaksınız. Bizim çoğu sektörde de olduğu gibi bir finansmana erişimde sıkıntı vardır tarımda. Tarımda hatta bunu çok görürüz. Bayiler tarafından verilen bir finansman vardır. Nedir o? İşte Ahmet çiftçi gelir, Mehmet esnaftan gübre alır. Abi işte cebimde para yok, ben sana bunu hasatta ödeyeyim der. Orada bir vade farkı ödeyerek gider bu ürünü hasatta alır. Tabii müşteri, yani çiftçi yüksek bir maliyet ödüyor. İşte bayiri kendi öz sermayesini alacağı bağlıyor. Tahsilat riski doğruya vesaire. Biz bunu bir şekilde çözecek bir iş kuralım dedik. Teknoloji odaklı olsun dedik. Ki ölçek yaratabilelim istedik. Tarifini kurduk 2016'nın ortalarında. O sırada daha çok ağırlıklı bayilerle çalışıyorduk. Benim zaten hali hazırda bir bayilerle işte girmişliğim, çıkmışlığım vardı. Bunlar hani İstanbul'da merkezde değil de işte ne bileyim gidiyorsun Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bayilere. İşte dükkana giriyorsun, selamünaleyküm, aleykümselam. Abi işte biz böyle işler yapıyoruz, sizin ne sorunlarınız var vesaire konuşmalarından sonra bir bayiler için alacak yönetim platformu gibi bir sistem kurduk. Böyle akıllı defter dedik, böyle küçük bir muhasebe programı hazırladık. İşte kredi kayıt bürosuyla anlaştık, işte alacak riskinizi gelin ölçün, çiftçi ödeme skoru, ÇÖDES diye bir skorlama sistemi falan verdik. Bunlarla biraz bocaladık, işte elinizdeki çekleri verin, arka tarafta işte ortak olduğumuz finans kuruluşlarına işte bunları kırdıralım, sizin elinize nakit para geçsin falan. Uğraştıktan sonra hızlıca fark ettik, böyle bir 5-6 ay aldı. Biz bu ürünleri doğru anlatamıyoruz. Yani biz hani ürünü kurduk, bizim kurduğumuz ürün ve bir sürü ürün de kurmuştuk.
Karşı tarafta yani bence çok mantıklı bir şeydi. Sonuç olarak normalde bayi işte çiftçi bir şey alacağı zaman deftere yazıyor. Gerçekten bir kara kaplı defter var. Oraya işte Ahmet çiftçi 2000-3000 liralık ürün aldı diyor. Ve hasatta ödeyecek diyor. Böyle bir defter tutuyor. Ya biz dedik ki gel o defteri buraya sisteme gir işte alacaklarını takip et biz sana raporlayalım. Haftalık vadesi gelen alacaklarını gösterelim işte daha hızlı takip et vesaire. Biraz yani 5 ay sürdü bizim anlamamız bayi tarafında yani benim müşterimin tarafında böyle bir talep olmadığı. Ama birçok şeyi yapmış olmanın getirdiği bir avantaj vardı tabii. Gerçek problem neydi onu gördük hızlıca. Ne o? Finansman. Gerçekten milletin finansmana ihtiyacı var. Raporlamaya ihtiyacı yok. Karşı tarafın riskini öğrenmesine de çok ihtiyacı yok. Tek istediği şey hani ben bayime, ben müşterime açık hesap bir ürün satmak istemiyorum. Gel bunu senin üstünden yapalım. Sen bir şekilde benim müşterimi fonlayabilecek misin ki o adam benden gübreyi bugün alsın, ben perakendeciliğimi yapayım, ürünü satayım, finansman işini de başkası yapsın benim üstümden dedi. Biz 2017'nin başında pivot ettik. Biz tamamen bir hani çiftçiyi doğru ürünle ve doğru finansman ürünüyle buluşturan bir online sistem olduk. İşte şu anda 25 tane bayiye ulaştık. 520'nin üstünde çiftçi müşterimiz var. Bunların gübresini, hasada olan finansmanını sağlıyoruz. Biraz track record yarattıktan sonra işte bankalarla gittik. Onlar da işin içine girdiler. Onlar bizi fonluyorlar. Biz çiftçinin vadesini yapıyoruz. Bu şekilde gelişen bir şirkete dönüştük 2017 başındaki pivotumuzdan sonra. Güzel, çok teşekkürler. Aslında benim daha sonra soracağım sorulara da biraz giriş yapmış oldun. Çünkü hani pazar, işte pazara giriş modelleri, pazarı nasıl tanımlarsın vesaire. Bu konuda bayağı bir burada eğitim ve içerik paylaşılıyor. Ben çok basitçe şöyle bakıyorum. Hangi hedef kitleye hangi değer teklifi? Yani kimlerin hangi sıkıntısını çözeceksiniz? Bu çok net değilse... O zaman pazarı çok net tanımlamamış oluyorsunuz. Pazarı çok net tanımlamayınca da başarı şansı bence düşüyor. Mesela Mehmet'in örneğinde bir pazar tanımı varmış, bir sıkıntı tanımı varmış, hedef kitle tanımı varmış. Hedef kitle aynı kalmış ama düşündüğü sıkıntı yokmuş, başka bir sıkıntıyı görüp modelini ona doğru dönüştürmüş ve o sıkıntıyı çözmeye odaklanmış durumda ve ondan sonra da ilerleme sağlamış durumda. Hemen Muharrem'e dönüyorum. Muharrem sizin hikaye ne ve biraz bize kendinden de bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Benim aslında eğitim hayatım Malatya Fen Lisesi ve Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden oluşuyor. Sonrasında böyle ben sıradan bir Anadolu ailesinden geldiğim için böyle üniversitenin 3. 4. sınıfına doğru şey olur böyle. Bitince ne yapacağız? Hani para kazanmamız lazım. Bir şekilde hayatı idame ettireceğiz. Öyle bir arayışa giriyor insan. O sırada ben şuursuzca etrafa bakarken ne yapacağız, ne edeceğiz diye şeye denk gelmiştim. Gartner'ın Top 10 Trends'i açıklanır her sene. O zaman Top 10 Trends'in ilk üçü şeydi, Machine to Machine, IoT, bir de Big Data'ydı. Ben dedim ki sıradan şunları bir öğreneyim. İlk stajımı IoT yapan bir şirkette, öbürünü MTM'de yaptım. Sonra o staj yaptığım yerlerde çalışmaya başladım okul bittikten sonra. Bunlar birer startuptı Boğaziçi Teknokent'te. Sonrasında da bir tane kurumsalda, bir telekom şirketinde Türkiye'de Big Data tarafında çalıştım. Sonra da zaten hızlı bir şekilde insider hikayesi başladı şeyi keşfedince. Benim yerim startupmış şeyi keşfedince. Insider hikayesi de 2012 yılında başladı. Türkiye'den bir global ürün şirketi çıkarma amacıyla kuruldu Insider. Şu anda yaptığımız ürünün adı Dijital Büyüme Yönetimi Platformu. Neyi çözüyor? Aslında dijital pazarlamacıların kendi dijital kanallarındaki büyümeyi her aşamasında yönetmesini sağlıyor. Nedir bu aşamalar? Kullanıcı kazanımı, kullanıcı aktivasyonu, kullanıcıyı gelire dönüştürme ve kullanıcı tutma diye çevirebildiğim retain etme süreçleri. Bu süreçleri biz bütün kanallarda aslında webde, mobil webde, application'da, e-mail'de, reklam tarafında aksiyon alabilecekleri kişiselleştirme ve öngörüsel segmentasyon yani predictive segmentation tabanlı bir platform oluşturduk. Tabii ki ilk günden bu platform oluşmadı ama şu anda geldiği yer burası. Burayı aslında esinlendirecek bir şey de var. Demin konuşuyorduk. 6 tane co-founder, 6 tane kurucusunuz değil mi? Yani 6 arkadaş bir araya gelip bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de 2 kişi ortak olmak bile zorken 6 kişinin bir araya gelmesi ve bunun 5 yıldır başarılı bir şekilde devam etmesi bence özel bir durum. Yani 6 co-founder biraz dezavantaj gibi gözüküyor ama biz çok böyle bir anda globale gitme hedefimiz olduğu için o avantaja dönüştü. Biz şimdi 16 ülkede müşterimiz var bizim. Japonya'sından, Avustralya'sına, Polonya'sına kadar. Ve hep
Enterprise müşterilerle çalışıyoruz. Japonya'da Toyota, burada hepsi burada. Polonya'da Allegro, Lenovo gibi. Dolayısıyla bu 6 co-founder olması herkesin işin bir ucundan tutup aslında bizim büyüme için avantaja çevirdiğimiz bir şeye dönüştü bir yerden sonra. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Hakikaten içimlendirici bir hikaye. Sunay, sen biraz bize bahseder misin? Hem kendinden hem Ekmob'dan. Tabii. Benim de aslında kariyer hayatım biraz tuhaf başladı. Çok yani işletme fakültesinden mezun olduktan sonra klasik öğretilen dürtülerle ben mali müşavir oldum. Ve ama teknolojiyi çok seven bir mali müşavirdim ve bu mesleğin bana uygun olmadığını ilk yıl zaten anlayıp hayatımın ilk pivotunu kendi mesleğimde yaptım ve çok hızlı bir şekilde o alandan uzaklaştım. Sonra uzun yıllar şirketlerde, kurumsal tarafta B2B ve iş geliştirme operasyonları yönettim. Ama B2B derken tabii bu yani 2006-2007 yıllarından falan bahsediyorum. Daha böyle markofiniler Türkiye'ye gelmediği dönemlerde biz işte online ticaret yapılabilir ve bunu ilk önce şirketlerin içerisinde kurabiliriz mottosuyla yola çıkarak bu operasyonlarda odaklandım. Daha sonra o şirketten ayrıldıktan sonra kısa dönem bir e-ticaret danışmanlığına geçtim. Bu 2011 yılında mobil patladı. Bu yıl mobilin yılı olacak. Mobil patlıyor dedikleri yılda mobille tanıştım. Benim için de yani senin hikayen gibi o taraf benim inanılmaz ilgimi çekti ve Türkiye'nin önde gelen bir mobil yazılım şirketinin kurucu ortağı oldum. Ve o dönemde de uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen büyük şirketlerin mobil strateji, mobil dönüşüm, mobil pazarlama süreçlerinde aktif görev alma şansım oldu. Kurumsal hayatta bir perakende sektöründe çalıştığım bir firmada 150 kişilik bir merch ekibi vardı. Yani bu ekibi yönetmek, o ekibin performansını, verimliliğini ölçmek, sahada ne yapıyorlar, ne ediyorlar, yarım milyon TL para harcanan bir operasyondan bahsediyoruz ve hiçbir şekilde ölçemediğiniz bir operasyondu. Mobil tarafta da aslında mobilin teknolojisine çok hakimdim. O tarafta çok iyi bir know-how'um vardı. Sonra hem oradaki sorun hem de buradaki teknolojiyi bir araya getirerek bir saha ekip yönetim tool'u yazabiliriz fikri ortaya çıktı. Benim yani biz de 3 kurucu ortağız ve ben kurucu ortaklarımla çok enteresan bir şekilde ben onları internetten buldum. Bayağı LinkedIn'de daha önce bu işi yani böyle bir mobil saha uygulaması yazmış, yazabilecek işte benim iş geliştirme, onların da yazılım taraftaki tecrübelerini bir araya getirebileceğim insanlar aramaya başladım ve buldum, gerçekten de buldum. Yani bayağı LinkedIn'den kendi kurucu ortaklarımla tanıştım ve bir yola çıktık. Ekmob ne yapıyor? Ekmob aslında kısaca bir saha ekip yönetim uygulaması. Eğer sahada bir ekibiniz varsa ve bunlar ziyaret temelli bir aktivite gerçekleştiriyorsa tüm bu operasyon uçturumcu yönetiyor. İşte takvimlerini planladığınız, rotalarını optimize ettiğiniz, bu ziyaret noktasına gerçekten gitti mi, orada ne kadar kaldı, orada yaptığı aktiviteler, işte bunlar siparişler, tahsilatlar, formlar, fotoğraflar gibi bunların anlık olarak merkeze raporlandığı, merkezin de tüm saha ekibinin anlık lokasyon bazlı görebildiği, yönetebildiği, raporlayabildiği uçturumcu bir yönetim sistemi olarak hayata geçirdik. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Aslında şöyle bir özetlersek, hedef kitle çiftçiler ve bir finansman ihtiyacı. Dijital pazarlamacılar daha etkin pazarlama yapma ihtiyacı, daha analitik pazarlama yapma ihtiyacı. Saha satış elemanları, saha satış yöneticileri ve sahadaki satıcıları daha iyi kontrol etme ihtiyacı. Yani net bir hedef kitle ve net bir ihtiyaç belirlediğinizde aslında maça birkaç sıfır hakikaten önde başlıyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir strateji tanımı var. Bu Michael Porter diye bir global strateji gurusu var. Eminim arkadaşlar bilirler. O stratejiyi şöyle tanımlıyor. Strateji ne yapmayacağınıza karar vermek. Yani kime gitmeyeceğinize de karar vermeniz lazım. Neyi sunmayacağınıza karar vermeniz lazım. Geriye kalan şey zaten odaklanacağınız şey oluyor. Peki oradan devam edersek ben aslında hedef kitle ve değer teklifi yani kimin ne sıkıntısını çözüyorsun pazar tanımlamak da çok önemli. Pazara girişte bir de biraz evvel slaytlarda da vardı Muharrem, fiyatlama çok önemli. Hani ben kendi vakit geçirdiğim girişim ve girişimcilerle de bunu çok sık konuşuyorum. Yani doğru fiyatlama hakikaten bir sanat. Ne para kaybetmemek lazım, ne çok yukarıda kalmak lazım ama değerin altında fiyat koymamak lazım. Siz insider olarak fiyatlama stratejinizi nasıl oluşturdunuz? Fiyatlamaya nasıl karar verdiniz? Değiştirdiyseniz stratejiyi nasıl değiştirdiniz? Bir çok kısaca bize anlatabilir misin? Tabii. Ya şimdi pricing bir startup'ın yapabileceği en zor işlerden bir tanesi. Diğeri de zaten ürün yapmak. Ürünü yaptıktan sonra, hatta yapmadan önce de aslında kime nasıl değer yaratacağını bulmak lazım. Sonra o değerin bir kısmını talep ediyor olmak lazım. Biz hep ürün yaparken bu yaklaşımla bak. İşte atıyorum
push notification atan bir ürün yapıyorsunuz. Onu ayrıca upsell yapmayı düşünüyorsunuz. Burada o push notification'ın dijital pazarlamacıya katacağı değeri bir şekilde hesaplamaya çalıştık. Hatta hesaplayamadık, kullandırdık, denedik, gördük. Ve aslında price'ı da ona göre tweak ederek biraz, ilk 2-3 müşteriden sonra bir yere oturuyor. Ama pricing hakikaten böyle şirkette birinin oturup, işte satışın başındaki arkadaşın oturup karar verebileceği bir şey değil. Yani ya oturduğu yerden karar verebileceği bir şey. Evet, evet. Startup'ın hayatındaki en böyle ortak çalışma gerektiren işlerden bir tanesi. Ve bayağı da sahayla içli dışlı giden bir iş. Bir ürünün fiyatı zaten tak diye oturmuyor. Yani çıktıktan sonra böyle bir 3 ay falan alıyor. 3 ay alıyor. Ve fiyata, yani fiyatı oluştururken de herhalde hem maliyet önemli, hem rakipler, rakip analizi önemli, hem de müşteride ki değer algısını bir şekilde sezebilmek ve deneme yanılmalar yapmak önemli diye düşünüyorum. Sunay, sen ne düşünüyorsun? Çünkü senin de rakiplerin var piyasada, benzer işi yapan. Sen fiyatı sezerken neler yaptın, nelere baktın? Vallahi biz ilk başta bayağı duygusal yaklaştık. Nasıl daha fazla parayı satabiliriz diye baktık ama işte tabii işin şeyi o değil. Gayet bu konuya ciddi bir şekilde vakit ayırmanız gerekiyor. Yani ben kendi sektörümden şöyle bir örnek verebilirim. Sonuçta B2B bir ürün satıyorsunuz ve karşı taraftaki kişi ben bu parayı verdiğimde bu para bana ne kazandıracak? Ona bakıyor. Biz aslında bu fiyatlama politikasını yaparken öncelikli olarak yani bu verdiği yatırımın karşılığında siz bu kadar safe edeceksiniz, bu kadar işte operasyonel verimlilik artacaksınız, bu kadar şunu yazacaksınız. Net bir değer önerisiyle gittik onlara. Gün sonunda onların önüne bir tablo koyduk. Yani saha ekibinin operasyonel süreçlerini verimsiz yönetirseniz bu kadar para kaybedersiniz diye net bir tablo koyduk önlerine. Ve bu tabloyu işte bu modelle ortadan kaldırabilirsiniz dediğinizde fiyatlama ortaya çıkıyor. Bizim tabii ikinci önemli konumuzsa biz SaaS bir platformuz. Yani bulut tabanlı ve internet üzerinden satış yapmaya odaklanan bir firmayız. O yüzden çok hızlı kurulan ve çok hızlı hayata geçirilen bir ürünüz. Burada da tabii hızlı satın alma kararı vermemiz lazım. Fiyatınızın da orada bu anlamda uygun olması gerekiyor. O tarafta da bunu yansıttık. İşte KOBİ'lerin hızlı bir şekilde bizi satın almalarını sağlayacak paketlerde fiyatlarımızı konumlandırdık. Söylediğin çok önemli bir şey aslında. Başlama noktası, yani değer yaratma noktası. Çünkü maliyetten başlayıp fiyatlama yapmaya çalışınca o fiyat bayağı bir yanıltıcı olabilir. Evet. Maliyet ne olursa olsun müşteriye yarattığı değer maliyetten tamamen bağımsız bir değişken. Dolayısıyla oradan başlayalım. Evet. Yani bence maliyet artı fiyatlama riskli bir strateji. Pazara bakmak, rakiplere bakmak, benzer ürünlere bakmak, yeni bir ürün ve yeni bir segment yaratıyorsanız müşteri gözündeki algıyı iyi sezebilmek ve fiyatı biraz dene yanılla belki o müşteri doğrulama sürecinde müşterilerden geri bildirim alarak doğru set etmek son derece stratejik. Yani bana göre hedef kitle ve değer teklifinin yanı sıra üçüncü kritik ve stratejik konuda doğru fiyat. Peki Mehmet, bir de şey hikayesi var. Şimdi arkadaşlar planlar üzerinde çalışıyorlar. Belki yarın başka girişimler içerisinde olacaklar. O pazarı tanımlarken hedef kitleyi vesaireyi, değer teklifini, bir pazar uzayına da bakmak gerekiyor. Bir rakamsal adreslenebilir pazar çıkarmak gerekiyor. Mesela çiftçiler ve tarım diye bakınca da çok da fazla veri, istatistik yok. Sen hani netleştirdikten sonra çiftçiler ve finansman ihtiyacı, ya bu kaç paralık bir pazar, ben neyi adresleyeceğim, bunun içinden ne kadar pay alacağım, o analitik çalışmayı nasıl yaptın? Biz bu işe ilk başladığımızda dedik ki biz bütün tarım sektörünün işte finansman sorununa çözüm bulacağız diye girdik. Sonra bizim Ömer Erkmen diye bir abimiz vardı, bu ekosistem falan çok iyi bilir. Ömer abi dedi ki, ya tüm tarım sektörü çok geniş bir kavram. Sen bunu biraz indirge dedi. Ya tamam işte tarım dedim. Ben bütün KOBİ'leri finansman çözümü getirmeyeceğim. Tarıma getireceğim. Aynı dikey. Yok dedi, tarım da çok büyük dedi. Ne var burada? Gübre mi var dedi. İlaç mı yapacaksın dedi. Tohum mu yapacaksın dedi. Traktör mü yapacaksın dedi. Yem mi yapacaksın dedi. Ha dedik falan. Ben gübre işini biliyorum. İlk gübreden başlayalım dedik. Yani en büyükten başlayıp bu pazar ne? Tarım. Türkiye ne kadar tarımsal üretim yapıyor? İşte 160 milyar TL. Tamam, bunun içinde işte tüm maliyetler tarım girdilerine diyoruz 140 milyar TL. Sonra bunu düşürmemiz gerekiyor. İşte bunun içinde traktör var, atıyorum 4 milyar TL. İşte gübre var 10 milyar, yem var 27 milyar TL. Biz neye fokuslanacağız? Bu 10 milyar TL'lik gübreye. 10 milyar TL'lik gübreyi aldık, koyduk. Tamam, biz bunun bütün piyasaya giremeyeceğiz.
gübre piyasası çok kocaman bir piyasa. Bazısı peşin dönüyor. Bazısı işte tarım kartlarıyla alınıyor. Bazısı açık hesap alınıyor. Tabii buradan sonra veri yok. Hani TÜİK'in bir işte yayınladığı bu ürünün ne kadarı vadelendiriliyor, bayilerde ne kadarı bankalar tarafından finanse ediliyor diye bir veri yok. Buna da bayi bayi gezerek işte abi işte siz ne kadarını açık hesap yapıyorsunuz, işte bunun ne kadarı banka kartıyla dönüyordur sence diyerek kafamızda bir şey çıkıyor. Ha bunun %30'u şu kadardır, %40'ı bu kadardır deyip biz gübre piyasasında bu addressable market dediğimiz hani bizim içeride rekabet edebileceğimiz segmentini işte ne yaptık? 160 milyarı indirdik ona gübre piyasası dedik, onu indirdik işte 6'ya bizim rekabet edebileceğimiz fiyatlamada olan kısım dedik. Sonra dedik ki biz bütün Türkiye'de olamayız dedik. İşte ne bileyim Trakya, Ege, İç Anadolu, Güney Anadolu'da olalım dedik. Ha onu da indirdik işte 3 milyar TL'ye. Sonra çıktık bu sunumlarda diyoruz ki tamam bizim ilk erişebileceğimiz piyasa 3 milyar TL. Sonra aynısını biz yemde de büyürüz dedik, ilaçta da büyürüz dedik, tohumda da büyürüz dedik. Bunları üst üste ekledik. Cevap oldu mu? Yok oldu oldu. Yani bence o şey konusu önemli. Yani bir pazar var, bir uzay var da o uzayı rakamsal olarak nasıl ifade edeceksin, nasıl rasyonalize edeceksin? %100 doğrulukta bulmak zor ama bahsettiğiniz hedef kitle ve sıkıntının parasal değeri ne kadar o pasta ve siz bunun ne kadarını alabilirsiniz analizi çok çok önemli. Yani işte orada atıyorum ufak bir pasta çıkıyorsa, siz onun %50'sini alsanız bile çok manalı bir iş planı ortaya çıkmıyorsa o zaman o pazar tanımını ve hedef kitleyi değiştirmek gerekiyor. Yoksa anlamsız bir işin peşinden koşuyor olabilirsiniz. Bu arada tekrar sana dönmek istiyorum belki son turda. Türkiye'de doğmak, globale gitmek herkesin rüyası. Yani born in Turkey, going global. Insider hakikaten etkileyici bir hikaye. Yani Uzak Doğu, Amerikalar, değil mi? Avrupa, bilmiyorum şu anda kaç ülke oldu toplam ama 16 ülke. Ciro'nun ne kadar yurt dışından geliyor şu anda? %80-85 tamam. %80-85. Yani Türkiye'nin birçok büyük kurumsal şirketinin rüyası olabilir bu. Yani Ciro'nun %15 sadece Türkiye, 80-85'i globalden geliyor. Nasıl oldu bu? Yani nasıl başardınız bunu? Çünkü birçok startup'ın da rüyası. Ya şöyle oldu. Biz böyle ülke açarken çok fazla hesaba kitaba değil de insana odaklandık hep. Zaten Insider kurulduğunun 9. ayında ilk açılımını yaptı Rusya'ya. Ondan 3 ay sonra da Dubai'ye açıldı. Bunları yaparken işte hesaplar, kitaplar, biz bunlara çok böyle kafa yorsaydık zaten açmazdık o ülkeleri. Çünkü Rusya B2B bir iş yapan biri için mantıklı bir pazar değil. Biz hep orada insan bulabildik mi? Bu insan o pazarı crack edebilir mi? Ona baktık. Biz aslında Insider'ın 12. takım arkadaşı, yani 6 tane co-founder var zaten. Ondan sonraki 6. kişisi talent'tı. Yani insan kaynakları deyince kızıyorlar da talent ekibinin başındaydı. Ve şu anda bizim işte 220 kişilik bir organizasyonumuz var. Talent ekibimiz 15 kişiye yaklaştı. Bu işlerde zaten sürekli deney yanılı yapacağınız için, yani sadece pricing değil, ülke seçmek, ülkeye gitmek, satış yapmak, ürüne karar vermek tamamen deney yanılı işi. Yani bizim burada söyleyeceklerimizin %80'i sizin kuracağınız işleri apply etmeyecek zaten. Yani kendi yolunuzu bulmanız gerekecek. Dolayısıyla böyle çok basicleri alın, gerisini de çok bence umursamayın yani söylediğimiz şeyleri. Yani öyle öyle ters bir şey söyleyeyim. Aslında kritik kelimeden biri deney yanıl değil mi? Ve deneme yanılmaya açık olma. Ama herhalde o deneme yanılmayı yaptıktan sonra da bir şey gördüğünde çok hızlıca dönebilmeyi, değiştirebilmeyi, hani pivot diyorlar ya, pivot etmeyi becerebilme. Biz bir de gittik, ülkeyi açtık, satış yapmaya başladık ve bu kadar yani. Yani bir adam koydunuz oraya, orada işte dijital varlığınızı oluşturdunuz ve müşteri peşinde koşmaya başladınız. Evet, aslında ilk işe alım da yapmadan önce co-founder'lardan bir tanesi gitti, ülkeyi kurdu. Orayı birine devredip başka bir ülkeye gitti. Bir süre böyle devam etti. Bizim Akıncı dediğimiz bir konseptimiz var. Türkiye'de yetişmiş account management'tan ve satıştan yurt dışına country manager olarak gitmiş arkadaşlarımız. Akıncı yöntemiyle ilk ülkeleri açtıktan sonra özellikle APAC bölgesinde işe alım yaparak devam ettik. Evet, süper. Türkiye'de doğma, globale gitmeye süper bir örnek. Sunay, sana geldiğimizde senin pazarda aslında senin yaptığın işi yapan eski mimaride ürünler var. Yani sen aslında yepyeni bir pazar yaratmıyorsun. Olan bir pazara yeni bir mimari, yeni teknolojiyle yeni bir ürün sunuyorsun. Yani cloud-born, bulutta doğmuş, kullandıkça öde, daha modern bir ürünü farklı bir ödeme modeliyle sunuyorsun. Değil mi? Evet. Böyle bir pazarda zaten rakiplerin olduğu, geleneksel rakiplerin olduğu
Ama senin bir ürün inovasyonu getirdiğin bir pazarda nasıl yol alınıyor, nasıl başarılı oluyor ya da nasıl müşteri kazanılıyor? Vallahi öncelikle çok zor, onu baştan söyleyeyim. Çünkü biz de ilk yola çıktığımızda rakiplerimiz ne yapıyorsa onlardan bir tık daha iyi yapabilir miyiz diye yola çıktık. Ve ilk odaklandığımız sektörde perakende ve FMCG'deki sağ satış ekipleriydi. Yanılmıyorsam 2015'in sonunda Vebraziye Arena, oraya seçildik. Ve ilk müşterimiz İnege Bank'la orada tanıştık. Yani böyle bir şok olduk. Dedik ya biz zaten perakende FMCG'de şey yapacağız. İnege Bank niye bizim ürünümüzü kullanmak istiyor? Yani nasıl bir ihtiyaç var ki orada yani diye baktık. Sonra toplantılar olmaya başladı. O toplantının arkasından başka firmalar geldi ve bize başka bir dünya anlatmaya başladılar. Evet, başka bir pazar, başka bir yer var ve biz orada pivot etmeye karar verdik. Yani ürünün böyle bayağı %80'ini del tuşuyla bir günde sildiğimizi hatırlıyorum. Ve pivot ettikten sonra işte tüm konseptimizi değiştirdik. Çünkü Serdar Bey'in az önce söylediği gibi zaten hani dinozorlaşmış diyeceğim böyle ürünler vardı. İşte o stok takibi yapan el terminalleri daha sonra sahaya çıkmıştı. Onlar biraz işte Android'e evrimleştirip oradan da saha ekiplerini yönetmeye çalışıyorlardı ama ne sahadaki adam ürünü kullanabiliyordu ne de backend'te yani yönetim tarafındaki adamlar sahaya aktif bir şekilde hakim olabiliyorlardı. Biz işte burada biraz oyunu değiştirmek istedik. Dedik ki arka tarafta tamamıyla dinamik bir yapı kuralım. Ön tarafta sahadaki adamın isteği çerçevesinde özelleşebilen bir mobil aplikasyon olsun ve tamamıyla ona şey yapsın. Sonra da orada yeni bir şey keşfettik. Çünkü biz bunu kime satıyoruz? Yöneticiye satıyoruz. Anlatıyoruz işte sahadaki ekipleri şöyle göreceksin, onları böyle yönetebileceksin falan da. Bir de sahadaki adamın bu uygulamayı kullanması lazım. Sonra da şunu keşfettik. Sahadaki adamlar bu uygulamayı kullanmıyorlar. Yani kullandıklarını zannediyor ve gün sonunda da başarısız oluyor. Ve biz sonra bütün modelimizi değiştirdik ve sahada kullanılabilen bir uygulama yazmaya, yani saha ekiplerinin yanında olmaya başladık ve o gün zaten mottomuz da değişti. Saha ekibiniz için bir asistan gibi çalışır dedik. Çünkü sahadaki kişinin takvimini hatırlatıyor, ona rotasını çiziyor. Takvim noktasına gittiği zaman ona diyor ki bak buraya yaklaştın, ziyaretini başlatayım mı senin için diyor. Bak burada bunları yapman gerekiyor. Bayağı onun için devamlı push bildirimlerle gün içerisinde yapması gereken bütün aksiyonları yaptırıyor. Ve tamamıyla bütün ürünü bu şekilde değiştirdik. Ve bu anlamda yeni bir soluk, yeni bir şey getirdik ve bunu tamamıyla cloud'a taşıdık. Ki zaten bu anlamda her şey değişiyor. Şu anda muhasebe uygulamaları cloud'a çıktı, insan kaynakları uygulamaları cloud'a çıkıyor. Ve o zor ulaştığınız, ciddi proje maliyetleriyle alabildiğiniz yazılımlar artık çok düşük bedellerle, çok hızlı bir şekilde alıp kullanabildiğiniz sistemler haline gelmeye başladı. Ama bizim tabii şöyle kötü deneyimlerimiz oldu. Yani B2B SaaS, burada bilmiyorum, mutlaka aranızda B2B SaaS projesi olacak arkadaşlar vardır. Amacınız internetten bu ürünün satılmasını sağlamak ama iş öyle değil. Yani o patronlar sizi çay içmeye çağırıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. O çayı gidip içeceksiniz yani. Gidiyorsunuz toplantıya. Ya gün sonunda adamın alacağı ürün aylık 200 lira, 250 lira maliyetli bir ürün için böyle oturup Gebze'ye, Tuzla'ya, İzmit'e toplantıya gidiyorsunuz. Onu Türkiye'de maalesef bir kaçarı yok. Bir şekilde bunları göğüsleyip hızlı bir şekilde ürünün internetten satılabilecek bir model oluşturması üzerine inanılmaz çalışıyoruz ama Türkiye pazarında B2B sahasında maalesef böyle bir sıkıntı var. Onu da bir parantez içerisinde söylemek isterim. Evet, yani SaaS projelerinde yani kullandıkça yazılım projelerinde veya birçok başka projede özellikle business'lere, KOBİ'lere ya şirketlere gidiyorsan bayağı bir süre rüzgar karşıdan esiyor. Rüzgar karşıdan eserken ilerlemeyi becermek lazım. Ama bulut bazlı yazılım çözümlerinin de bence şöyle büyük bir artısı var. Yani biz yıllarca teknoloji sektöründe KOBİ'lere teknolojiyi götürmeye çalıştık. Bir sürü şey denendi bunun için. Ama KOBİ'ler bir türlü yeterince iyi teknolojiyle tanışamadı. Bence bu tip yazılımlar bunu çok kolaylaştırıyor. Çünkü aylık çok kolay ödemelerle, çok kolay kullanılan arayüzlerle, çok uzun süre gerektirmeyen implementasyonlarla birkaç günde yazılımı kullanmaya başlayıp istediğinde durdurabilmek KOBİ'lerin teknoloji kullanma eğilimini bence güçlendiriyor. Mehmet, son olarak belki senin model, çiftçilik herhalde binlerce yıldır var. Çiftçilere finansman sağlayan birçok finansal kuruluş zaten var. Sen orada bir iş modeli aslında inovasyonu yapıyorsun yanılmıyorsam değil mi? Arada bayiler var. Bayilere finansman sağlayıp bayiler üzerindeki finansmanla çiftçilerin daha kolay mal almasını sağlıyorsun. Onların finansman ihtiyacını çözüyorsun. Bunu yaparken arkaya bir takım finansal kuruluşlar koyuyorsun. Aslında yeni bir aktör yaratıyorsun ve yeni bir iş modeli. Bu nasıl zorluklar yaratıyor? Yani tarım sektörünün zaten ayrı bir zorluğu var. Tarım
inovasyona açık bir sektör tabii ama ne bileyim bir telekomünikasyon sektörü veya ne bileyim bir finansal kuruluşlar gibi hani işte yarın gelin yeni bir şey kurayım falan tarzı yapabileceğiniz bir yer değil. Kırsalda yapılan bir de hani işte bu knowledge transferı çok hızlı gerçekleşmeyen bir sektör. O yüzden de biraz daha genelliğe karşı biraz daha muhafazakar davranılan bir sektördeyiz biz. Bunu da üstesinden gelmemizde bize yani bizim nasıl üstesinden geldik? Biz müşteri deneyimini düşündük. Ne müşteri deneyimi? İşte bayi ile çiftçi arasındaki güven dedik. Biz şimdi bu güveni kıramayız dedik. Hiçbir şekilde direkt çiftçiye gidip tanımadığı bir adam sana gübre satacak vesaire gibi bir şey, gübrenin finansmanını da verecek diyemeyiz. Biz bu çiftçinin 20 senedir çalıştığı, birlikte çayını içtiği, işte ailecek tanıştıkları, amcasının oğlu olduğu bayi kullanalım, bu bayi aracılığıyla gidelim son müşterimize dedik. Biz hani Türkiye'de çoğu sektör ilk kurulduğunda hep bir bayicilikle ilerler. Biz yine bizim online platformumuzdan bayiler aracılığıyla son müşteriye ulaşalım dedik. Yani şu anda hali hazırda işte tarım finansmanının yapıldığı şekil ya bankalar diyor ki işte hey çiftçi gelsen benim şubeme sana buradan kart verelim diyor. Bunun müşteri deneyimini düşünecek olursanız adam o kartı alacak sonra gidecek o karttan gübre alacak. Zaten adam gübre almaya gidiyorsa niye adamı şubeye getiriyorsun dedik. Niye adamı şubeye getirip evrak toplatıyorsun, işte 5-6 gün bekletiyorsun, tahsise gidiyor, tahsisten onay dönüyor, adamı tekrar arıyorsun, tekrar şubeye geliyor vesaire. Biz bu müşteri deneyimini nasıl kısaltırız? Benzer fiyatlamayla nasıl aynı hizmeti çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde adamın güvendiği, tanıdığı, 20 senedir çalıştığı bayi üstünden nasıl bu hizmeti pazarlarız diye düşündük ve buna yönelik bir çözüm ürettik. Çözüm ürettiniz. Aslında yani pazarla ilgili teorik bilgi sahibi olmak güzel, teknolojik bir ürün sunmak güzel ama bir de o pazarın realiteleri var. O pazarın realitelerine hakim olmadan, değil mi? O ürünü başarılı bir şekilde piyasada sundurmak çok zor. Ben biraz soru yanıtı da zaman kalsın istiyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Son tur, yani böyle birer cümlelik, ikişer cümlelik buradaki girişimci adayı arkadaşlara bu yollardan geçen, geçmeye devam eden kişiler olarak ne önerirsiniz? Tavsiyeleriniz ne olur Sunay? Vallahi çok zor. Yani girişimcilik gerçekten çok zor. Yani bir kere çok çalışmanız gerek. Abi dün akşam kaçta yattın? Değil mi? Yani buradaki herkes büyük ihtimalle dün akşam gece geç yattı ama yani burada inanın... araya girip bir şey söyleyeceğim. Çok hoştu. Ben öyle bir galiba hatta Sina Afro paylaşmıştı. İşte böyle yatakta yatış tiplerini gösteriyor. İşte avukat sırtı dönük yatıyor. İşte ne bileyim yönetici yüzüstü yatıyor. İşte endişeli insan böyle kıvrılıp yatıyor. İşte girişimci diyor şey yatak boş. Girişimcinin pek uyuyacak vakti olmuyor. Aynen öyle. Kesinlikle yani çok çalışmanız gerekiyor. Ya ben aslında şöyle şunu tavsiye edebilirim. Bana bu soruyu sorduklarında ben bir kere öncelikle şirketici girişimcilik yaptım. Başkasının kaynaklarıyla, başkasının parasıyla, başkasının iş gücüyle girişimcilik yapmak bence çok daha zevkli. Orada yapacağınız hatalar, alacağınız dersler sonuçta size hiçbir zarar vermiyor. Ben mesela bunu yaptım. Başarılı da oldum. Orada bir başarı hikayesi yarattıktan sonra evet ben bunu kendim de yapabilirim dedim. Daha sonra mobilde olduğum dönemde de çok büyük projeler, yani böyle gerçekten 3 haneli, 4 haneli projeler yaptık. Ve startup tarafına döndüğümde ya dedim bu ne olabilir ki, ne kadar zor olabilir yani ben orada neler yapmışım, burası benim için hikaye dedim ve sonra çok dayak yedik yani gerçekten müşteriden dayak yedik, yazılımdan dayak yedik, üründen dayak yedik, böyle gerçekten o dünya öyle değilmiş ki bu arada sizin oturduğunuz yerlerden de geçtik işte Türk Telekom Pilot çıktık ve orada da bir şeyler öğrendik ve sonra gerçekten kendimizi tekrar işte kanvas nedir, bu sunumlar nasıl yapılır, yatırımcıyla nasıl süreç yönetilir, bunları oturduk tek tek bir daha öğrendik ve sonradan bu süreçlere hakim olmaya başladık. O yüzden benim öncelikli tavsiyem mutlaka yapmak istediğiniz işle alakalı mutlaka ya bir şirkette çalışın, orada bu işleri deneyin çünkü orada da bu işler çok zor. Ve yani ikinci en büyük tavsiye mutlaka bir startup bulun. Yani parasız, paralı hiç fark etmez. Orada zaman geçirin. Çünkü startup'ın içi gerçekten çok şeffaf. Her şey çok açık, net konuşuluyor.
Ya bugün Insider'ın aldığı yatırımdan tutun her şeyine kadar haberimiz var. Bizim de öyle, işte Tarfi'nin de öyle. Her şey orada konuşuluyor. Yani bugün burada öğrendiğiniz şeylerin pratiği ne orada? İşte biz orada bütçemizi, her şeyimizi açık şeffaf bir şekilde konuşuyoruz. O yüzden deneyim anlamında muhteşem yerler. Bence bir startup deneyiminde mutlaka bir yaz tatilinde veya haftada 2 gün, 3 gün orada vakit geçirmenin çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Ve çok çalışmayı unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Sunay. Muharrem sen ne diyeceksin? Kısa tavsiye. Aynen katılmakla birlikte çok vizyonsuz bir şey söyleyeceğim ben. Yani çok çalışmak, kültürü korumak bunlar müthiş önemli startupta da. Daha en başta İngilizce öğrenmek lazım arkadaşlar. Yani globali hedefliyorsanız özellikle. Bizim maalesef memlekette böyle bir derdimiz var. Çok iyi üniversiteler, işte saatlerce dersler, hazırlıklar falan filan. Bir çıkıyorsun üniversiteden. Emizar'da kalmışsın. Yani konuşma bağında zaten hiçbir şey yok. Bir de bütün kaynaklar İngilizce. Dolayısıyla onu bayağı bir perfect etmek lazım. Yo, bence çok çok önemli bir tavsiye. Yani bizim gençliğimizde işte İngilizce bilmek, Almanca bilmek, İtalyanca bilmek, Fransızca bilmek vardı. Her yabancı lisan bir insan deniyordu. Maalesef benim gençliğimden de bayağı geçti. Ama şimdi bence şöyle, ana dilini bileceksin, dünyanın ana dilini bileceksin İngilizce. Başka dilleri bilirsen o da bir artı. Ama dünyanın ana dilini iyi bilmiyorsan, bugünkü dünyada iş yapman, hatır sayılır iş yapman zor. Mehmet senin kısa tavsiye. Ben de aynı vizyonsuz şeyi söyleyecektim ama. Pardon. bir yere girin çalışın. Bir sene, 2 sene, ne bileyim lojistik hakkında bir fikriniz vardır, bir projeniz vardır. Girin 1 sene, 2 sene Borusan Lojistik'te çalışın. Oradan bir fikir görün. Yani bir yerde kurumsal bir hayatta hani kötü patron nedir görün, iyi patron nedir görün ki siz de ileride bir girişimci olup bir takım kurduğunuz zaman siz de iyi patron nasıl olunur onu görmüş olun. Bir de tabii bir yerde çalıştığınız zaman profesyonel hani bir sürü farklı problemi de eş zamanlı görüyor oluyorsunuz. Hani fikir geliştirme konusunda da size çok yardımcı olacaktır. Biri de size para veriyor üzerine, bir de maaş ödüyor. Hani diyor ki al sana maaş, gel burada bir problem bul, sonra ayrıl, git kendi girişimini kur. Ben bu arada bu sadece benim tavsiyem, benim hayatım böyle evrildiği için ben bunu söylüyorum. Mark Zuckerberg hiçbir yerde çalışmadan Facebook kurdu. Öğrenciler soruyor, ben sesi oluyorum izninizle. Tarifin Insider Ekmob bize staj imkanı mı sağlamak istiyorlar diyorlar. Evet. Güzel, bence kesinlikle sağlamalılar. Bence yani bu panel sonrası ilgilenen arkadaşlar, girişimcilerimiz burada görüşürlerse bence hem iki taraf için de faydalı bir ilişki olur. Ben de kendime bir burada timer yapmıştım. Şu anda 8, 7, 6 saniye diye gidiyor. Birkaç saniyede toparlamak istiyorum. Çünkü Sinem öyle bir görev de verdi bana. Ya bence bu pazara gidiş, pazarı tanımlama, pazara karar verme, bakın ötüyor yani yalan yok. Konusunda ben bir tane kritik kelime söyleyeceksem o şu olur. Amerikalılar, İngilizler diyorlar crystal clear diye, kristal netliğinde olmak lazım. Yani bir hedef kitlemiz var ama işte yani orası öyle, burası böyle, orada olur, burada olur değil. Gerçekten hedef kitleyi en net, en dar nasıl tanımlıyorsun? Ortaya koyacağın değer, çözeceğin sıkıntıyı en net, en dar nasıl tanımlıyorsun? Ve ondan sonra da o pazarda gidip bu fikirleri nasıl en çabuk müşteri doğrulayarak, müşteri en azından teorik bile olsa ürününü, fikrini paylaşarak test edebiliyorsun diye ben özetliyorum. Ben bir tane şey söyleyeceğim çok kısaca. Hani bence her startup'ın başında okunması gereken bir kitap var. Peter Thiel'ın Sıfırdan Bire diye bir kitabı var. Bence bir ders niteliğinde. İşte bugün Facebook'un ve SpaceX'in falan da yatırmıştı kendisi. Yani onu mutlaka bir taraftan da okumanızı tavsiye ederim. Peki soru yanıt için herhalde bir 5 dakika, ben çünkü öyle hesaplamıştım. Bir 5 dakikamız, 6 dakikamız var. Girişimcilerimiz burada. Sorularınızı bekliyoruz. Buyurun. Gençlik platformum sana koşuyor. Ama soruları hızlı alayım. Ben Sunay Bey'e soracaktım. Bizim projemiz internetten ekip arkadaşı bulmak üzerine bir uygulama ve platform. Sizin ekip arkadaşlarınızı LinkedIn'den duyduğunuz, yani LinkedIn'den bulduğunuz söyleyince ilgimizi özellikle çekti. Aradığınız kişiler neye dikkat ettiniz? Ortak mesela tecrübelerine büyütmeye, projelerine bakmışsınız. Onun dışında ortak zevk ya da iş dışında konuşabileceğiniz konular olup olmadığına baktınız mı? Nelere dikkat ettiniz? Ve bir de güven sizin konusunda zamanınızda bizim platform olsaydı kullanır mıydınız? Aynen. Daha güzel bir şey. Bir şey daha herhalde var. Soru. İlk olarak güveni nasıl hissettiniz? Yani size ne güven verdi? Bunu merak ediyoruz. Diğer soruyu da alayım. Hızlıca toptan cevaplayalım.
Başka sorusu olan varsa elleri göreyim yoksa cevaplara geçeceğim. Ben şunu soracaktım. Dediniz ya bir yerde çalışın hani muhakkak bir startup görün diye. Buradaki 3 kişi de aynı fikri söyledi. Ben de hani... Ben söylemedim bunu. Tamam ben, hani neredeyse ortak ses hani öyle geldi. Ben de şunu söylüyorum şimdi öğrenciyiz. Kurumlarda böyle kucaklarını açmış bizi bekliyor gibi davranmıyorlar ne yazık ki. Hani böyle aksine mükemmelliği arıyorlar ama biz de öğrenciyiz yani. Zaten hani mükemmel olsak kendi işlerimizi daha hızlı kurarız. Hani nasıl bir yol izlemeliyiz sizce bu şartlar altında? Bunu sormak istiyorum. Ben hemen şu... Yok bir dakika bir sorum daha var onu da alayım izninizle. Bütün sorularım bitsin ama. Öyle toptan toparlayalım olur mu? Kusura bakmayın yoksa süremi aşacağım. Yemek için de bir zamanım var çünkü. Evet. Merhaba Muharrem Bey. Çok hızlı bir şekilde global açıldığınızı söylediniz. Biz de bunu takip ediyoruz. Yani bu bizim için kritik bir karar aslında. Yani işimizi Türkiye'de büyütmek mi yoksa direkt global açılmak mı? Tamam gelişimden gelişime değişir ama ne olursa olsun direkt globalde koşmak gerçekten çok zor. Yani bu süreçle ilgili yaşadığınız zorluklar nelerdi? Yani aklınıza ilk gelen birkaç cümleyle özetleyebilirseniz sevinirim. Kim başlayacak? Bence bir soru daha alırsak kafalar karışacak senin evet. O yüzden. Başka bir soru yok galiba zaten. Hızlıca toparlarsak Serdar Bey size zahmet. Tamam. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten şunu çok net bilmeniz gerekiyor. Her şeyi siz yapamıyorsunuz. İşte burada yani ben sadece ürünün iş fikrini, modelini, işte satışını ve pazarlamasını üstüm üstlenmiştim. Ama bunun bir tarafta yazılım tarafı var ve farklı kaynaklara ihtiyaçlarınız var. Ve ben bu kaynaklar çerçevesinde bayağı bildiğiniz LinkedIn'den aradım ve bu... Birkaç kişiyle bu anlamda toplantı yaptım. Güven meselesi ise o artık bence şey yani nasıl diyeyim ona güvenmeli miyim? O artık biraz akıl hastalığına doğru gitmeye başlıyor. Yani evet birisiyle oturduğunuzda karşıdan pozitif bir enerji aldığınızda ve güvendiğinizde bence yola çıkmanızda hiçbir sakınca yok. Ben en azından bu zamana kadar böyle gördüm. Siz 6 kişi nasıl toplandınız abi bilmiyorum ama. Ben de onu diyecektim yani hep şey derler. Mutlaka ortak bir geçmişiniz olsun kafana. Öyle bir şey yok. LinkedIn'den tanıştık biz de. Yani süper işte. Yani aslında aynı hikaye burada da var. O yüzden bence çok artık şey olabiliyoruz. Yani collaboration dediğimiz o sinerji zaten her yerde birbirinizle buluşabiliyorsunuz. Bence güven olayını bir çöpe atıp doğru insanlarla çok fazla tanışmaya, çok fazla görüşmeye harcamanız gerekiyor. Bir kitap okumuştum. İkna'nın gücüyle alakalı. Eğer öğle yemeklerinizi ve akşam yemeklerinizi tek başına yiyorsanız ciddi bir zaman kaybı. Yani mutlaka farklı insanlarla, farklı kişilerle beraber yemek yiyin. Oralarda zaten bunlar olmaya başlıyor. Ortaklığı kurduktan sonra şirket çalışanlarınızı da tamamen eksik kaldığınız yönlerle alakalı onları istihdam etmeye başlıyorsunuz ve bir bakmışsınız zaten bir ekip olmuşsunuz. Biz işe başladığımızda 3 kişiydik. Bugün 12 kişiyiz. İnsayde kadar değiliz ama hani bence 1,5 yıl içerisinde güzel bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. Bir soru vardı ama ben o soruyu unuttum bu arada. İkinci soru. İnsayde bir soru vardı bu arada. Onu alalım. Pardon. Yerine bizim platformu kullanır mıydınız diyor. Yani biraz böyle Angelist falan gibi. Ben bir şey. Biraz denemezdim herhalde. Yani bugün hani o pazarı komple kapatmış bir ekosisteme şey olmak. Hani şu an LinkedIn'de aradığınız her şeyi yani en azından business tarafta her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama konuyu bence çok daha detaylı incelemek lazım. Bir de çalışan tarafı. Yani onunla çok net şöyle söyleyeyim. Bizim şu an şirketimizde 3 tane üniversite öğrencisi var ve 3'ü de geldiğinde hepsi bir mobil uygulama yazmış ve store'a koymuşlardı. Gerçekten hani şöyle bir de hikaye var. Tamam yani üniversitede bir taraftan okul okuyorsunuz ama bir taraftan da gerçekten bir şey üretmekle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Hani sıfır gitmemek gerekiyor. Bakın ben bunu yaptım. Bunu ortaya koydum. Bunu yapabiliyorum. Hani oradaki yeteneklerinizi bir nebze orada gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Hani yumurta tavuk hikayesi farkındayım ama bir şekilde gittiğinizde karşı tarafı da ikna edecek elinizde bazı argümanların olması lazım. Biz de şu anda 3 arkadaşımız da geldiklerinde store'da bir mobil uygulamaları vardı ve para kazanıyorlardı bu arada öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler. Muharrem'in yanıtıyla bitirelim olması. Az önce bir yanlış anlaşılma olabilir onu düzelteyim önce. Aynı sektörde diye bence kurumsallarda çalışmaya çok gerek yok. Startup tecrübesi her zaman iyidir yani. Global açılmayla alakalı bir soru. Ne zaman açılmalı aslında? Ya şöyle,
biz dediğim gibi daha ilk günden globale gitme hedefiyle kurulmuş bir şirketiz. Dolayısıyla yapabildiğimiz ilk anda açtık zaten. Ve Türkiye'nin şöyle bir tuzağı var. Türkiye yeterince büyük bir ülke ama yeterince büyük bir ülke değil. Yani şirketi kurup bir kuluçka ortamı sağlıyor size ama böyle 6. ayda 9. ayda hala çıkmamış olsaydık biz Türkiye'de Türkiye'de kalmış bir şirkete dönüşebilirdik yani. Yapabildiğiniz ilk anda bu sorunun cevabı. Çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarınız Serdar Uçar, Muharrem Derinkök, Mehmet Memecan, Sunay Şener.